bazıları Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde daha da sertleşeceğini, Erdoğan'ın daha da otoriterleşeceğini ve Türkiye'nin iyice yaşanmaz bir ülke haline geleceğini düşünüyor, savunuyor. Ben açıkçası buna çok emin değilim. Bunu mümkünse yarın yapacağım bir değerlendirmede belki bunu ele alırım. Ama her halükarda koşullar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun yapacak bir şeyler var ve o şeyleri yapmakta ısrar etmek var. Bu anlamda kendimize bir pay çıkarmak istiyorum. Biz 3,5 yıl önce bu Medyascope olayını bir grup arkadaş hayata geçirdiğimiz andan itibaren bize söylenenlerin büyük bir kısmı negatifti. Olmaz, olamaz, nasıl yapacaksınız, başınıza bir şey gelir, para bulamazsınız vesaire vesaireydi. Ama yaptık, oldu. Mesela seçim kampanyası döneminde arkadaşlarımızın çıkardığı işler ortada, seçim gecesi yaptığımız yayınlar ortada. Orada ele aldığımız konular, olaylara aktarış biçimimizdeki ve yorumlarımızdaki konuklarımızın ve kendi burada Medyascope'da çalışan arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmelerin ne kadar isabetli çıktığı ortada. Bunu biz neye borçluyuz? Sakin olmaya borçluyuz. Çok açık. Hiç telaşa gerek yok. Heyecana gerek yok. Provokasyonlara gelmeye gerek yok. Polemiklere girmeye gerek yok. Bırakın pelikanlar kanat çırpsın. Bırakın troller şunu yapsın, bunu yapsın. Herkes bildiğini, normal olarak bildiğini alanında en iyi şekilde yapmaya bir toplumsal sorumluluk duygusu içerisinde devam etmesi gerekir. Şartlar ne olursa olsun. 31 Mart seçim sonuçları bence her türlü içeriden ve dışarıdan, her türlü kötümserliğe ve kötülüğe rağmen işlerini sakin bir şekilde yapan insanların bir başarısının sonucudur bana göre. Ve Türkiye'yi kesinlikle ileriye taşımıştır. Bu gelinen noktada Türkiye'yi daha ileri, daha iyi, daha normal, daha demokratik, daha özgür, daha adil bir ülke kılabilmenin yolu da bana göre yine sakinliği, sessiz demiyorum, sakinliği pardon, sessiz değil, kesinlikle sessiz değil ama bağırmak da değil. Sakinliği koruyarak herkesin kendi işini en iyi bir şekilde yapmasıdır.